Buraya çıkamazsam beni domuz yer zaten bu ormanda. Beyaz orman mantarımız. Sütlü. Sütü çok acı olan bir mantar. Mineralleriyle zengin bir ürün. Ormanın gülü. Elik sütü. Sütü damlıyor. İlaç bu. Yine. Can bu mantar. Şu şekerliğe bak. Altın bu, altın. Hop. Güzelliğe bak. Güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Dolu, dolu, dolu. Dolu, nasibe bak sen. Şükürler olsun. Can bu, can. Oh. Kokusu yetiyor insana, kokusu. Sütü. Sütü bembeyaz. Şıpır şıpır damlar. Ben alırken... Geldim. Çiçek bu çiçek. Hay maşallah, hay maşallah. Subhanallah. Altın. Altın sarısı. Oh. Beni gördü, bütün vitamini koyverdi. Orman mantarımız. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Bir de ikinci bir mantar grubumuz var. Aynı mevsimde yetişen mantar grubumuz. Bu elik ekmeği mantarı. Elik sütü derler buna. Geyik sütü. Bu çiğde yenilen mantar. Daha önceki görselimizde gördüğünüz gibi çiğ yeniliyor. Hobiciliğimiz zaten orman ürünleri. Orman mantarı. Orman mantarını zaten kültürümüzde mevcut. Olmazsa olmaz. Bunun mevsiminde salamurası, kışlığını hazırlayıp tüketen bir grubuz. 8 yıldır mantar işiyle uğraşıyorum. Kültür mantarı hariç istirce mantarı, kütük olarak geliştiricisiyim. Hangi tür mantarları topluyorsunuz? Orman mantarı. Orman mantarı bu beyaz kirmit dediğimiz, bir de geyik sütü dediğimiz iki çeşit mantar grubunu topluyoruz ormandan. Hı hı. Altın değerinde dediğimiz mantar grubu geyik sütü, elik ekmeği derler, geyik sütü derler. Kırmızı olan mantar çeşidimiz. Bu çiğ yenilen mantar. Bunu çiğ yenildiğini zaten çoğu arkadaşlarımız bilmez. Ama çiğ yenilirse çok değerli bu. Bunu zaten bulmamız çok imkansız. Günde 100 kilo beyaz mantardan toplarsan bundan 4 tane bulabilirsin. Bunu zaten az olmasının sebebi besin değerinin hiç bilinmemesi. Çünkü bu çok olmuş olsa bunu besin değerini herkes fark edecek ve çok değerli olduğunu bilecekler. Peki nelere faydası var bu mantar türünün? Bu mantar grubunun içinde kalsiyum, demir, fosfor, yağ oranı sıfır, kalbe, beyin hücrelerini yenilemede, mide olsun, bağışıklık sisteminde olsun, yaralarda kısa dönemlerde temizlemesinde. Çiğ de tüketilebiliyor. Kabızlık. Çiğ tüketiliyor. Bu kırmızı mantarımız çiğ tüketiliyor. Beyaz mantarımız da haşlayarak, kızartarak tüketiliyor. Türkiye'nin hangi yerlerinde yetişebiliyor bu mantar türü? Karadeniz'de Marmara'nın çok az bilinen yerlerinde.
Şu anda Karadeniz bölgesinde Düzce, Bolu, Batı Karadeniz'de Gürgen ve Meşe ormanlarında yetişen mantar. Bu kırmızı mantarımızın fiyatını paha biçilemeyecek bir değerde. Çünkü adam bana 1000 lira, 2000 lira da verse ben 4 saat, 5 saatte 4 tane bulacağım. Bu elik ekmeği mantarı. Elik sütü derler buna. Geyik sütü. Bu çiğde yenilen mantar. Daha önceki görselimizde gördüğünüz gibi çiğ yeniliyor. Çiğ yenilmesi de çok faydalı. Çünkü sütünü tamamen vücut direncine sağlamış olması.